Sevgili seyirciler, hayatın gerçekleri. Bu arada bize ulaşacağınız telefon ve en önemlisi WhatsApp ihbar hattımız var. Eğer telefonlarımıza ulaşamıyorsanız lütfen ekranda da numaramız var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. 545-746-2525. 11 yaşında patronunun tecavüzüne uğradı. 15 yaşında bebeğini kucağına aldı. 32 yıl sonra adalet arayan bir kadının öyküsü Songül Beriş geliyor sevgili seyirciler. Şimdi huzurlarınızda. Heyecanlı mısın? Evet, biraz. Birazcık. Şu saçları biraz böyle geriye atarsak. İlk şunu merak ediyorum. Şu anda 43 yaşındasın. Evet. 43 yaşındasın. 32 yıl öncesini konuşmak sana çok ağır gelecektir ama şunu merak ediyorum. Bu 32 yılda yaşadıkların ve sonra da hayatına devam etmek senden neler alıp götürdü? Çok şey, en başta sağlığımı. Çok şey aldı. Şu anda büyük sağlık problemleri yaşıyorum ama iyileşme yolunda gidiyorum çok şükür. En başta sağlığımı, kızımın da psikolojik olarak sağlığını etkiledi. Ama mücadele ediyorum. Mücadele ediyorsun ve bunun evet. için de burada. Songül Beriş'le canlı yayında konuşacağız sevgili seyirciler ama önce kısa bir BTR geçiyoruz ekranlarınıza. Yaşadıklarını anlattı. Annem 4. sınıftan çalışmam gerektiği için aldı. Serik sebze halinde komisyoncu bayramların ardiyesinde çalışmaya başladık. Bayram 23 yaşındaydı, 11 yaşındaydım ben. Bana tecavüz etti, Kaç sene sürdü? 15 yaşıma kadar sürdü. 15 yaşında tecavüz eden kişinin çocuğunu doğurmak zorunda kaldım. Kendisinden şikayetçi oldum, yargılandı. Öz babam para karşılığında şikayetini geri çekmiş. Davacı değilim, şikayetçi değilim, evlenecekler diyerek hapisten çıkarmış. Daha sonra tabii ki bu evlilik gerçekleşmedi. Hepsinin plan olduğunu anladık. Siz bu para karşılığında şikayeti geri çekmenizi kabul etmeyince ne yaptılar? Ailesi benimle konuşmak istedi. Çocuğu aldırmamı, şikayeti geri almamı, bunun karşılığında bana para ödeyeceklerini, hayatımı garantileyeceklerini söylediler. Çocuğu aldırmayı kabul etmediğim için beni dövmeye başladılar. İki kişi kollarımdan tuttu ve karnıma tekmelerle vurmaya başladılar. Bayılmışım. Bunlar beni arabaya atıp eve götürmüşler. Ben kendim tekrar uyandığımda ebenin masasındayım ve çocuğu aldırmaya çalışıyorlardı. Ebede çocuk düşmüş, kanaman var dedi. Alalım bu çocuğu dedi. Ben de asla kabul etmiyorum. Eğer düşmüşse, zehirleneceksem ben öleyim ama bu çocuğu ya benimle ölecek ya da yaşayacak dedim. Ebe istemedi. Ben bu işi yapmak istemiyorum dedi. Çünkü kızın rızası yok dedi. Bunlar çok öfkelendiler. Yine beni döverek annemin evinin önüne attılar. Altı aylık hamileyken İzzet isminde bir komşumuzun oğlu vardı. Bana geldi. Bayram'ın Muhittin isminde bir dayısı olduğunu, Bayram'la ve ailesiyle hiç görüşmediğini, onlara çok kızgın olduğunu, bana avukat tutmak için yardımcı olacağını, görüşmek için evine çağırdığını söyledi. İnandım. Çünkü bu adam babam değil, neredeyse dedem yaşındaydı. Beni bu adamın evine götürdü. İzzet hemen geliyorum deyip gitti. Orada tedirgin oldum. Bir şeylerin anormal gittiğini anladım ama kapı çoktan kapanmıştı ve hiçbir şekilde tepki veremiyordum. İşte ben sana yardım edeceğim, avukat tutacağım falan dedi. Sonra yanıma oturdu, elimi tutmaya çalıştı. O anda anladım niyetini ve bu beni köşeye sıkıştırdı ve orada bana tecavüz etti. 6 aylık hamileydiniz. 6 aylık hamileydim. Bayram Öz dayısı sizi kandırarak, siz 6 aylık hamileyken tecavüz etti. Evet. İddianız bu. Evet, tecavüz etti. Bu olaydan sonra bir canlı video yaparak tüm medyada, sosyal medyada durumumu anlattım. Bunun sonucunda beni avukatları aradı, anlaşma teklif etti. Yıllardır ben bunun acısıyla yaşadım. Uykusuz geceler geçirdim. Kızım da aynı şekilde. En ağır da kızım bunun acısını yaşadı. Çünkü çok aşağılandık bu olaydan dolayı. Çok hakaretlere ve işkencelere uğradık. Kızım da ben de. Ömür boyu kemoterapi kullanmak zorundayım. Ayrıca Adalet Bakanlığı'na davamın tekrar görülmesi için dilekçe verdik. Bayram
gerçekten alması gereken cezayı alırsa bu emsal dava olacak. 32 yıl sonra geri döndüm. Çünkü kadınların sesi olmak istiyorum. Bu yüzden susmamaya karar verdim ve kimsenin susmaması için örnek bir kadın olmak istedim. Ve geri döndüm. Bu savaşım, bu mücadelem tüm kadınlara örnek olsun istiyorum. Böylesi bir travmayı yaşamış bir kadının hala güçlü olmak için mücadele etmesi ve ayakta durması da çok zor aslında. 32 yıl sonra yargılamanın yenilenmesini istiyorsunuz. Evet. Buna ilişkin yeni delil ve tanıklarınız var mı? Yeni delil ve tanıklarım var. Tanık olarak Bayram Seyhan'ın dayısını bana tecavüz ettiğine dair tanığım var. Çünkü tecavüzü o gün, yani beni oraya götüren, o eve götüren kişi, şahıs, bir gün sonra ben ona söylemiştim bunun bana neden yaptın, bu adam bana tecavüz etti diye. Kendisi de daha sonra bu sosyal medyadan çıktığımda konuştu. Ben biliyordum, evet doğru, olay kabulünde etti. İşte her türlü şahitliği de yaparım dedi. Diğer yargılanma konusunda da usulsüzlükler var o zamanki görülen davamda. En önemlisi rızanız. Rızamın olmaması. Ben bu olaylar olduğunda isterseniz kısaca anlatayım nasıl olduğunu. Evet. Ya da... Şimdi aslında Bayram S. adlı kişi, yani Seyyar, size tecavüz eden kişi 18 yaşına birini alıkoymaktan 1 yıl 8 ay ceza alıyor, 4 ay yatıp çıkıyor. Burada da mahkeme kızın rızası vardı diyerek olayın cezasını bu şekilde veriyorlar. Ama siz diyorsunuz ki hayır, ben 11 yaşından 15 yaşına kadar... Asla rızam yoktu, kesinlikle. Kesinlikle rızam yoktu. İlk başlangıçta ben zaten Bayram Seyyar bana zorla tecavüz ettiği için 1,5 yıl boyunca gerçekten çok kötü psikolojik bunalıma girdim. Hatta ve hatta saçlarım döküldü benim tamamen. Songül, şuraya gitmek istiyorum. 11 yaşında Antalya Seri'ye gitmek istiyorum. 11 yaşında sen çalışmaya başlıyorsun. Evet. İlkokul 4. sınıftan ailem beni, annem daha doğrusu okuldan aldı. Annemle babam ayrılmışlardı. Ben 7 yaşındayken Konya'ya geri döndüler. Evet. Çalışmaya başladım okul 4. Nerede sınıftan. Nerede çalışıyorsun? Serik Sebze Halinde 12 numaralı sebze komisyoncu Bayram Seyyar'ın ardiyesinde annem çalışıyordu. Beni de yanına işçi olarak götürdü. Bayram Seyyar beni orada görmüş. 2 ya da 3 gün orada çalıştım. Ben kendisini hiçbir şekilde yani tanımıyorum. Yaşlı bir adam gibi görünüyordu zaten. O yüzden dikkatimi de çeken sen bir insan. Sen 11 yaşındayım. O kaç yaşında? Sanırım 25 ya da 23 bilmiyorum. 64 doğumlu, 11 yaş hesaplarsanız çıkar. 23 yaşındaydı galiba. Hı hı. Ama bana göre yaşım, çocuk olduğum için ben onu babamın yaşında falan zannediyordum. Çünkü gözümde hani yaş kavramı yoktu o dönemler. Çocukların belirli büyüklerine yaş kavramı olmuyor. Bu şahıs Bayram Seyyar, annemle çalıştığım yerde kasaların altına, bir hasırın altına mektup işaret ederek koymuş. Tabii ben o kişiyi tanımadığım için dikkatimi de çekmedi böyle bir şey. Annem fakat görmüş bunu, mektubu alıp cebine koymuş. Biz eve geldik. Sonra annem komşumuzun yanına gitti. O komşumuzun oğluna, annemin okur yazarlığı olmadığı için bu mektubu okutmuş. Komşumuzun oğlu da bu aşk mektubu demiş. Tabii annem direkt benim bu adamla ilişkim olduğunu düşünerek beni hiç sorgusuz sualsiz dövmeye başladı. Evet. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani mektup var ortada ama kimden geldi onu bile bilmiyorum. Daha sonra bu adam artık çığlıklarımdan komşular tabii duydular. Bir şeyler oluyor. Komşunun oğlu da anlatıyor. Çabuk dedikodu yayılıyor. Küçük bir yer zaten. Bu adam başka bir arkadaşımın aracılığıyla bana ulaşmaya çalışıyor. Ben reddediyorum. Yüzünü hala görmedim. Sonra bir gün ben balkondayken bulaşık yıkıyordum. Balkonun altına geldi bu şahıs. Kim olduğunu bile önce anlamadım. Benimle konuşmak istediğini söyledi. İşte ben Bayram dedi. Ben dedim ki asla, senin yüzünden dedim dayak yedim. Ben defol git buradan. Aslına bakarsanız hiç normal değil. Yani 23 yaşındaki birinin o zaman 11 yaşında olduğunu söylese, 11 yaşındaki bir çocukla iletişim kurmaya çalışması normal şartlarda. Evet. Bildiğiniz istismar, yani farklı bir şey değil. Peki
Oradan kovdum. Akşam gece geleceğim, konuşmak istiyorum seninle dedi. Ben dedim hayır gelme, annem döver yine görür seni falan. Ondan sonra aç geleceğim, çık dışarıya, yoksa kapıyı tıklarım, annene sevgili olduğumuzu söylerim dedi. Ben tabii yine de çıkmak istemedim. Hayır dedim, sakın böyle bir şey yapma. Çünkü bu sefer onayıyla sevgili gibi görünecek annemin gözünde. Annem sorgusuz sualsiz inanacak. O devirde cahil. Korktum o çocuk kafamla. Yine de çıkmadım ben. Etrafımızda, evin etrafında motorla dolaştı. Birkaç tur attı. Geldiğini göstermek amacıyla. Zaten zemin kat bir gece kondu evde oturuyoruz. Ben ya şu anda kafamda ne canlanıyor biliyor musunuz? Bazen bu çocuk tacizcilerinin hani belli görüntüleri yayınlanıyor. O çocukla iletişim kurmaya çalıştığı anlar ve biz o görüntüleri izlerken aslında diğer sosyal medyada ya haber sitelerinde böyle kısa süreli bir cinnet hali geçiriyoruz ya. Benim kafamda direkt o tarzda bir şey canlanmaya başladı. Bu baskılarını ve tacizini sürdürdü. Evet, sürdürdü. Bir gün gerçekten kapıya doğru geldi ve yaşından 15 yaşına kadar. Evet. 11 yaşından 13 yaşıma kadardı galiba. Cinsel istismar etti, tecavüz etti bana. Yani ama ben bu şeylere dayanamadım, yaptığı şeylere, ve evden kaçtım. Kurtulmak için beraber çalıştığım bir işçi bayan vardı. Ona anlattım bana yaptıklarını. Aileme anlatamazdım çünkü daha önce yaşadığım acı bir tecrübe vardı. Ablamla ilgili. Şu anda yaşamıyor. 23 yaşında vefat etti. Benim babam gerçekten çok kötü bir insan. Benim ablam abimin erkek arkadaşına, bir tane arkadaşına aşık olmuş 16 yaşlarındayken. Ona kaçtı. Babam vermeyeceğini düşündüğü için. Daha sonra babam peşlerinden gidip bunları buldu. Düğün arifesinde başlık parası istemiş. Oğlanı vermediği için ablamı alıp geri getirmiş. Bundan 2 hafta sonra falan... Ya sen diyorsun ki ben bu gerçeği babama anlatsaydım babam beni de satardı. Evet. 2 hafta sonra evli bir adama verdi yani neticede. Bu yönde. Bu kişinin rızanız dışında size olan birlikteliği devam etti. Ve siz sonra hamile olduğunuzu anladınız. Evet. Hamile olduğumu anlamadan önce tabii ki bu işkencelere dayanamadım ve kendimi öldürmek istedim. İntihar girişiminde bulundum. Bunun sonucunda polisler ifademi almak istediler neden olduğunu. Ve ben gerçeği anlatmak zorunda kaldım. Aslında yani senin kurtuluşunun... Ölüm olduğunu düşünüyordum. Sen ölüm olduğunu düşünüyordun fakat o intihar girişimin gerçekten ortaya çıkması için sebep oldu. Evet. Sebep oldu. Bu intihar girişimini hangi tarihti? 1990 yılındaydı. Yani hamile kalmadan önce? Hamile kaldığımı bilmiyordum zaten. İntihar girişiminden sonra... Hamile olduğunu evet, ortaya çıktı. Zaten intihar girişimimden birkaç hafta önce, bir ay kadar önce bana zorla tecavüz etmişti. Ailem yokken evde dövmüştü bu sefer istemediğim için. Niye soruyorum? Çünkü dosyanızın içerisinde bir eski mahkeme kararını getirmiş. Olay tarihi olarak yani 1986 yılına gitmiyor, 11 yaşına gitmiyor. Mahkeme hükmü kurarken sizin 15 yaşını doldurmuş olduğunuz ve rızayla cinsi münasebete girdiğinizden dolayı hüküm verilmiş. Yani evet, o anlattığınız... 15 yaşından önceki olaylar, 11 yaş ve 15 yaş arasındaki olayların göz önüne alınmamış. Evet. Aynı zamanda da bu intihar girişimi de aslında kayıtlarda dosyanın içerisinde olması gerekir diye düşünüyorum. Buna ilişkin bir belge de yok. Aslında orada ruhsal bir bunalım geçirdiğinizin ve olayların başlangıcının da daha evvele çekilebilmesi mümkün olurdu.